Ring anonsörü Alexander. İki boksörü de tanıtıyor. Mavi köşede. Рост 80 сантиметров, вес 89,8 килограмма. Right. 13 maç, 11 нокаут, bir de beraberliği bulunuyor. Yenilgisi yok. Chakiyev 22 maç, 17 kez nokaut etti, bir kez kaybetti. Amerika Junior Hurricane. İki boksör de şu anda salonda tanınmış vaziyette. Bakın Golovkin maçını geçen hafta yöneten Jack Reyes bu hafta bu maçı yönetiyor. Rakim Chakiyev Junior Wright mücadelesi başladı. IBO'da sevgili izleyiciler bu bir dünya şampiyonluk karşılaşması. Dünyanın 5 numaralı federasyonu olarak bilinen IBO, yani bu kemer kimlerde var? Vladimir Klitschko'da var. Gennady Golovkin'de var. Yani bu federasyon kendini büyütmeye başladı. Peki, 5 federasyondan bir tanesi. Hep 4 büyük federasyon olarak tanınmıştı ama IBO'da adeta o büyük federasyonları çok ciddi şekilde zorlamaya başladı. ...12 roundluk maçın ilk roundundayız. Eğer bir knockout olmazsa 12 round izleyeceğiz. Bakın sert yumruklar gelmeye başladı bile. Sakın gözünüzü ayırmayın. Son 3 maçını 4. roundda knockoutlarla kazanmıştı. Rakim Chakiyev'in son 3 maçında karne böyle. Diğer tarafa baktığımızda Junior Wright, o da son 2 maçında İkinci ve üçüncü roundlarda knockoutlara imza attı. Sağ kroşe, sol direk. Bakın midesine doğru gitti şimdi Çeçen boksör. Amerikalı mavi eldivenleriyle Çeçen boksör, kırmızı eldivenleriyle ringde. Mavi köşe, kırmızı köşe şeklinde. Şimdi Amerikalı'nın köşesinin uyarıları bizim kulağımıza kadar geliyor. Atağa kalktığı zaman Chakiyev gardını yukarıda tut mesajı hemen geliyor. Bakın Çeçen boksörün baskısı artmaya başladı. Sol direk. Bol koşa geliyor. Bol direkt tekrar. Maç biraz hareketli başladı. Kudryashov karşılaşmasına oranla bakın. Müthiş bir sol koşa geldi ama hemen orada mesafeyi kapattı kontra yememek için. Geçen boksörden gelen yumruklara bakın. Amerikalı da aynı hızla nefis kontrolara çıkmak istiyor. Karşı atakları da çok iyi yapabileceğinin sinyallerini verdi Wright. Yenilgisiz geldi Moskova'ya. Kaybederse ilk yenilgisiyle Amerika'ya geri dönecek. İlk round tamamlandı ve bu arada Nikolay Valiyev ekranlarda. WBA'in bir zamanlar ki süper şampiyonu ağır siklette. İkinci round. Avcılardan Kübra ve eşi Turgay demiş ki resmen boks müptelası olduk. Her cumartesi ekran başındayız Kanal Türk'te demiş. Her cumartesi, bazen pazar mutlaka ekran başına kilitleniyorsunuz. Biz de o maçları yakalayabilmek için ciddi bir performans sergiliyoruz. Sakın bizi yalnız bırakmayın. Bir tane sol geldi Chakiyev'den. Arkasından yumruk bombardımanı. Bir sağ koşa hemen kontraya çıkmak istiyor Amerikalı. Erken bir round daha. İkinci round baskısını kurdu hemen Çeçen boksör. Benim de böyle ailece maç izlediklerini hissettikçe, gördükçe, bazen fotoğraflar da paylaşıyorlar Kuray. Acayip mutlu oluyorum.
Yani bu fotoğrafları görmek gerçekten insanlara şevk veriyor. Biz de oturduğumuz yerden daha da moralli bir şekilde yaptığımız işi devam etmeye çalışıyoruz. Sadrek. Orada Çeçen boksör sol kroşe denemek istedi. Amerikalı bana göre ne yaptığını bilen bir boksör. Şu anda kendisini ilk kez izliyorum ve ilk kez maçını anlatıyorum ama o kadar da kolay bir rakip değil gibi geliyor. Çeçen boksörün bu yumruklarına dayanabildiyse devamı gelir diye düşünüyorum açıkçası. Zaten kritik nokta, kritik round, dördüncü round. Dördüncü rounddan sonrası önemli olabilir. Şimdi bir sağ kroşe, bir tane daha geliyor. Çeçen boksör yumruklarını arttırdı. İkinci roundda resmen Çeçen boksörün resitali var. İsabet ettirdi yumrukta, rakipleri kolay kolay kaldırmayan bir boksör ama Wright bu yumruklara dayandı. Bakın bir tane daha geldi. Ters kardıyla dikkat çekiyor. Çeçen Rahim Çakıyev sağ kroşeyi attı. Midesine gidiyor şimdi. Gecenin henüz ikinci maçındayız. Sağlı soldu. Direkt yumruktan ve bir sağ kroşe, süper. Jack Reyes. Sağ direkt mideye. Bir tane sol direkt. Sağ kroşe sol direkt midesine. Gardını da atak yaparken sürekli aşağıda tutuyor. Rakip hücum ederken hemen kapanıyor. Geçen boksör. 10 saniyeler roundu tamamlarken bir tane daha sağ kroşe isabet ettiriyor. Rahim Çakıyev. İşte yine Çeçenistan Devlet Başkanı ekranlarda. Bu kemer için, boşta bulunan bu kemer için iki boksör ringde. Instagram'da Bilgehan Demir şeklinde yorumlar yapabilirsiniz. Biraz da oradaki yorumları okumak istiyorum arkadaşlar. Sadece Twitter olan yok, sosyal medyada Instagram'ı olanlardan da buradan yorumları alalım. Bilgehan Demir şeklinde takip edip oradan son attığım iletiye yorumlar yapabilirsiniz. Dilgün Aliva adlı arkadaşımız Instagram'dan yazmış. 33 yaşında boksa başladı eşim sayenizde. Bebeği uyuttuk, maç izliyoruz. Çeçen fena demiş Dilgün Aliva. Bakın orada sağ direk atarken hemen Çeçen boksör karşılığını verdi. Yakın mesafeden de çok iyi kroşeler çıkartabiliyor. Sence burada sarılmaya yeltenen Amerikalı mı, Çeçen mi? Şimdi yumruğu attığı zaman yumruğu isabetsiz kalan sarılmaya yelteniyor. Bir atak sol koşa geldi. Atak boşa gittiğinde. Çeçen boksör en son Rus'u darma duvar etti. Şimdi de kadrajına bir Amerikalı'yı almış vaziyette. Onu da burada yıkarsa var ya, bütün dünya kendisinden bahsedecek yine. Tabii Ruslarla Çeçenler arasındaki maçlar her zaman çok ön planda olmuştur. Ama bir Amerikalı'ya karşı da Rus ekolü olarak şu anda hizmet veriyor diyebiliriz. Çeçenleri temsil eden bir boksör. Çok da iyi temsil ediyor. Amerikalılar tabii böylesine bir maçtan ülkesine galip ayrılmak için açıkçası neler vermez. Bir dakika kaldı. Üçüncü rounda tamamlamak üzereyiz. Bir tane sağ kroşe. Süper. Arkasından sol ve sağ. Ama en son sağ yumruk isabet etmedi. İki tane iyi kroşe yapıştırdı. Ama devamı gelmedi. Hemen bakın, dedim ya, tecrübeli bir boksör Wright. Bu yumruklara kolay kolay dayanamazlar normalde. Ki bundan önceki rakipleri dayanamadı. Sağ kroşe. Dişlik. Bu arada dişlik. Düştü mü, attı mı? Onu tabii tartışmak lazım. Sence?
ağzından fırladı. Ben bilerek attığını düşünmüyorum. Rakim Çakiyev son maçlarında sakallarıyla ringe çıkıyor. Kaldıkları yerden devam ediyorlar. Üçüncü round tamamlanmak üzere. Alexander Povetkin, Mike Perez ana maçın bulunduğu bu gecede. Üçüncü roundun son saniyeleri. Çeçen boksör tekrar iplere dayadı rakibini. Sağ direklerle uzak tuttu. Moskova'da heyecan devam ediyor. Bu roundu da tamamladık. Dördüncü round başladı. Harun Yardımcı, Ağrı'dan yazıyorum demiş. Bilge Kağan abi demiş. O da olur. Bilge Kağan, Bilge Han hiç fark etmez. İkisi de bizim atamız. Muhteşem bir maç. Daha neler var, bekle kardeş. Amir Kağan, Bilge Kağan gibi. Sağ kroşe süper. Bir de sol giriyor midesine. Amerikalı boksör Çeçen boksörün yumruklarına dördüncü rauntada yakalanmaya başladı. Son üç maçını dördüncü rauntada knockout'la kazanmıştı Çeçen boksör. Bakalım dördüncüsünde de bunu başarabilecek mi? 13 maç kazandı şu ana kadar. Wright 11 tanesini knockout'la. %79 knockout oranı var Wright'ın. Chakiyev'in %73. Daha knockoutçu olan isim Wright. Mavi eldivenleriyle İngiliz Amerikalı boksör. Ama her iki boksörü kariyer olarak kıyasladığımızda Chakiyev'in ciddi bir ağırlığı var. İngiliz demişken önümüzdeki hafta cumartesi İngiltere'nin Londra kentinde o iki arenada 3 dünya şampiyonluk maçı birden olacak derken, bu arada Chakiyev yine fena baskı kurdu rakibin üzerinde. Monroe Jr. Golovkin maçının da hakemiydi. Jack Reyes şu anda ringde. Masa hakemleri Alexander Kalinkin, Jan Koviak, Molenda, bu üçlü masa hakemi olarak görev yapıyor karşılaşmada. Sauerland kulübüyle de çalıştı açıkçası Junior Wright, Alman kulübüyle. Sağ direkler devam. One two, one two dediği herhalde birli ikili kombinelere gir diyor. Bir iki yap çık oradan, bir iki yap çık oradan. İşte bu peşi sıra step back'le oradan ayrılması. Yani biraz bir sağ bir sol gelecek. Vurkaç yaptırmasını istiyor rakibine karşı açıkçası Amerikalı'nın köşesi. Ama ben de sürekli onu takip ediyorum. O teoride istenen şeyler pratikte yerini bulmuyor ringde ama. Kafa darbesi. Bir headbutt olarak yorumladı hakem. Bunu puan vermeyin dedi buna. Dördüncü roundu tamamladık. O kritik seviyeyi geçmiş oldu. Wright. Beşinci round başladı. Rakim Chakiyev ile Wright arasındaki mücadelede. Sağ direk. Midesine orada sağ direk atmak istedi. Olmadı. Bir sağ direk denemesi daha var. Çeçen boksör yine Amerikalı'nın peşine düştü bile. Sol direk sağ kroşe. Beşinci round'da fena bir başlangıç yapıyor Çeçen boksör. Vay canına. Yunus Dülger demiş ki Instagram'da Amerikalı kaçıyor, Çeçen kovalıyor. Maçın başından beri bu durum söz konusu. Yine bir sert sağ kroşe Çeçen boksörden. Chakiyev böyle avantajlı bir durum yakaladığı zaman affetmeyen bir boksör, hemen üstüne gider. Yani o yüzden en iyi patlayan isimlerden bir tanesi olarak gösteriliyor kendi sikletinde.
gerçek anlamda fenomen bir boksöre dönüşmeye başlayacak gibi görünüyor Çeçen. Böylesine tehlikeli bir rakip karşısında bile açıkçası geçit vermedi. Yani kendisine de biraz da aslında 12 round böyle devam etse müthiş test etmiş olur değil mi Koray, kondisyon açısından da. Taş gibi bir rakip. Ama Chakiyev'in aklında ben her zaman nakavt olduğunu düşünüyorum her şeye rağmen. Çok harika bir sol kroşe geldi kontradan ama ayakta kaldı Amerikalı. Bakın Amerikalı hala ayakta. Ve buna rağmen nasıl bir kontradır bu? Müthiş karşı atağa geçti Amerikalı. Bırakmıyor, kesinlikle bırakmıyor Amerikalı maçı. Ve Çeçen boksörden de sadrek harikaydı. Çenesini defalarca yokladı ama ne sağlam bir çeneymiş bu. Gerçekten Amerikalı sağlam bir yapıya sahip, bunu da gördük. Chakiyev yine köşeye sıkıştırdı. Arka arkaya yumruklarla rakibi salladı ama yıkamadı. Beşinci rauntta da son saniyeler. Ve bir sol kroşe. Vay be, orada geri gitmesi, üzerine gitse belki yıkacaktı. Hakem sayacak diye bekledi. Altıncı rauntta Çeçen boksör rakibini yine mesafesini almak niyetinde. Asıl ameliyattan dolayı değil de bu maçı anlatamayacaktım, onun sebebini ben sana sonra söylerim veya yayında da aktarırım müsait bir zamanda. Sağ direk, düzeltiyorum, sol direk Amerikalı'dan. Round arasında bahsederiz olaydan. Çok ilginç bir şey oldu çünkü. Çeçen boksör Amerikalı'nın peşinde hala. Ama bu round içinde yeni bir taktikle üzerine gitmek istiyor. O yumruk planlamasını yapmak üzere. Bu arada ayağa kaydı hafif. Çok iyi bir maç oluyor. Serüven gibi adeta. Gol direkt denemesi var Amerikalı'nın ama bunlar yoklama niyetliliğinde bile değil. Bir tane sol koşa geldi şimdi. Midesine üzerine gitti çalışırken, bir sağ yedi Çeçen boksörden. Çok da iyi eskivler yapıyor Rahim Chakiyev. Sağ direkt, sol direkt, bunlar isabetli değil. Amerikalı'dan bir sağ geldi. Hemen koltuğunun altına girmek zorunda kaldı. Altıncı roundda son 45 saniye artık sevgili izleyiciler. Moskova'da heyecan dorukta. İkisi de birbirlerine bakın. Birbirlerine ikram ettiler resmen. Sen oyun kur, sen oyun kur der gibiydiler. Aslında Wright biraz Chakiyev'e öyle taklit yaptı onu. Hafif bir alaycı bir tavır vardı orada. İlk alaycı tavrı tabii Çeçen boksör yapmıştı. Sonra da Amerikalı onu, tabii bunlar espri niteliğinde, maçın ciddiyetini hiçbir zaman bozmadılar şu ana kadar. Altıncı roundda son saniyeler. Sol kroşe geldi, sağ kroşe. Şimdi tekrar üzerine gidiyor Amerikalı. Roundu tamamladık. Yedinci round aynen devam ediyor. Amerikalı yumruklarla yatmadı şu ana kadar. Başka bir taktiğe gitse iyi olacak Çeçen boksör için. Yani çenesini aldığı yumruklarla yatmadı. Yani rakibinin yüzünü defalarca buldu. Eksik olan ne Koray? Ya bu oyun planıyla Chakiyev gibi boksörü yenemezsiniz. Chakiyev gibi boksörü yenmek için en az onun kadar ringde hareket edip daha da önemlisi daha güçlü yumruklar atmak gerekiyor. Yani Çeçen bunlar pasif taktikler. Çeçen boksörün attığı yumruklar rakibinin çenesine, kafasına, her yerine müthiş derecede isabet etti. Yani kafadan yatıramıyor rakibi. Ya bir kere ben şunu fark ettim. Köşesi sürekli taktik veriyor. Yani profesyonel boksta köşelere saygı duymak lazım ama bu kadar sürekli her round içerisinde sürekli taktik, ben arada sanki ciddi bir tecrübe farkında olduğunu da düşünüyorum. Ya
şimdi uzak kalmayı tercih ediyor. Chakiev'in uzak mesafede boks yapmaya yanaşıyor ama Chakiev'in bozucu yapısı onu da bu karşılaşmada etkisiz hale getirdi o taktiğiydi. Çünkü ters kartlı olduğu için anında solla içeri girdiği zaman çenesine ulaşmayı başarıyor Chakiev. Bakın bir sağ kroşe, hemen right'ta sol kroşede cevabını verdi. Bu kadar kısa aralıklarla müthiş kontralar atmak right'a yakışıyor. Ve Çeçen boksörün de attığı yumrukların isabet bulması kendisinin ne kadar büyük bir boksör olduğunu her seferinde gösteriyor. Yani Larghetti eğer rakibi olsaydı bu kadar iyi maç çıkartabilir miydi? Bu ciddi bir soru işareti. Larghetti daha dönüşken bir yapısı var. Belki daha erken nakavt olurdu ama daha aktif bir maç çıkartır diye düşünüyorum. İşte Çeçen boksör tekrar üzerine gitti. Sol köşesi hafif salladı gibi ama Wright sonrasında gel üzerime der gibiydi. Ayhan Eroğlu demiş ki Çeçen çok bastırıyor ama Amerikalı'nın da maçı bırakmaya niyeti yok şeklinde bir yorumu var. Twitter'dan yazmış. Sol köşe işte bu şekilde tamamladık. Round'u bitirdik. Sekizinci round başladı. Sadrek. Bol kroşe denemesi var. Bir tane sağ kroşe. Amerikalı 8. raunda bakın daha rahat bir görüntü içinde başladı Koray. Resmen duello yapar gibiler. Çeçen boksör üzerine bekliyor. Bu raunda biraz daha defansif başladı gibi. Sol direkt geldi Amerikalı'dan. Ya da şöyle diyelim, kontradan cezalandırmaya hazırlanıyor. Sağ direkt. Mehmet Çelebi demiş ki hastayım şu Çeçen'e, resmen canlı bazuka demiş. Instagram'dan yazmış ve bu arada Çeçen boksörün baskısı devam ediyor. Muhammed Kumaş da Amerikalı çok kurnaz biri demiş. Kurnazlıklarını tabii ki sert yumruklarıyla da kombine yumruklarıyla süslerse bu onu daha üstün bir boksör yapar. Yani Chakiev'i kariyerinde tek mağlup eden Vlador çıktı ve o da knockdown olduğu maçı çevirmeyi başarmıştı. Böyle güçlü bir boksörü yenmek için çok daha cesur olmanız gerekiyor ringde. Şimdi Çeçen boksör tekrar üzerine gitmeye çalıştı. Amerikalı sol direğiyle uzak tutuyor. Mesafeyi bir metrede aparkat. Sol direk denemesi ikili kombine yumruk. Bakın bu başka bir taktik şekliydi Çeçen boksörün. Dedik ya çenesine sağlı sollu kroşelerle ne kadar gittiyse Amerikalı yatmadı. Bakın karaciğere. Öylesine bir vurdu ki Amerikalı diz çöktü. Sayıyor Jack Reyes. Bitti maç karaciğerden. Karaciğerden yatırdı ve işini bitiriyor. Moskova karaciğer gecesinde nakavtlar devam ediyor. İnanılmaz. Kudryashov ve arkasından Çeçen boksör Rakim Chakiev, ikisi de aynı taktikle işi bitirdiler. Gerçekten yıkamadı. Ama yeni bir taktik, bakın ne oluyor. Orada dirseğini kaldırdı. İşte hayatının hatasını yaptı. Ve kariyerindeki ilk mağlubiyetini almış oluyor Amerikalı. Ve şampiyonluk kemeri kendisinde.
Rakip